Gün içerisinde bunları bu şekilde tel kafeslerimiz var. Şimdi bize birçok müşteri geliyor. Bakamayacağı, sorumluluğu alamayacağı köpekleri istiyorlar bizden. Biz ticari bakmadığımız için onları geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hayvan alıp birkaç ay sonra ya da birkaç gün sonra sıkılıp bırakmamaları için doğru kedi ya da köpeği tercih etmelerini sağlıyoruz. Eğer ikna edemezsek de satışını yapmıyoruz. Yani biz canlı sattığımızın bilincindeyiz. Önce onların sağlığı, yaşam standartları ve verdiğimiz ailenin yaşam standartlarına uygunsa o şekilde tavsiye ediyoruz. İnternetten satışın zararları nedir? Bunların hiçbirisi kayıt altında olmayacak. Biz burada canlı satış yaparken mikroçipi, sağlık karnesi, ırk garantisi, sözleşme ve faturasıyla beraber satış yapıyoruz. Bunlar bu şekilde kayıt altına giriyor. Ama bunlar yapılmadığı zaman kaçak yollardan, merdiven altından ne olduğu belli olmayan satışlar olacak. Kesinlikle hayvanlara eziyet etmeyiz. Hayvanlar bizim ekmek kapımız. Yani biz ekmek yediğimiz bir yere kirletmeyiz kapımızı da. Hayvanların bize verilen standartlarda hepsinin kafes ölçüleri, havalandırmaları, ekstra ısıtmaları mevcut. Bunların gelip zaten kontrolleri, denetimleri yapılıyor. Veterinerlerimiz geliyor haftanın günlerinde. Onlar kontrollerini yapıyor. Dezenfeksiyon işlemlerimiz yapılıyor günlük olarak. Şöyle evcil hayvanlarımızın kafeslerinde ısı sistemleri var. Hepsi otomatik, termostatlı. Bunun dışında havalandırmalarımız mevcut. Hepsinin havalandırma tertibatı var, ısı tertibatı var. Gün içinde evcil hayvanlarımızı bu şekilde tel kafeslerin içine bırakıyoruz. Zaman zaman enerjilerini daha rahat atsınlar, sıkılmasınlar diye. Burada da enerjilerini atmalarını sağlıyoruz. Daha sonra tekrar kafeslerine koyuyoruz. Bizim dükkanlarımızda ayırabildiğimiz bölmeler belirli. Havalandırması olan, köpeğin sağlıklı yaşayabilmesini sağlayan alanlar belirliyoruz. Bu alanlar içerisinde zaten bizim köpeği tutma zamanımız çok kısıtlı. Zaten satışa hemen sunuyoruz. Ayrıca köpekleri veya kedileri belirli bir yere kapatmak biz de niyetimizdi. Pekala biz bunları satmazsak, kedi ve köpekleri biz satmazsak kim satacak, kim sahiplendirecek? Bu görevi kim üstlenecek? Veya sokaktan bulduğumuz biz kedilerimizi de sahiplendiriyoruz ücretsiz. Bu görevi kim yapacak? Ya da şöyle söyleyeyim. Biz kedilerimizi, köpeklerimizi bir çiftlikte bulundursak, kataloğa resimlerini bassak, siz ne kadar beğenebilirsiniz resimden? Dokunmadığınız, sevmediğiniz bir hayvanı ne kadar beğenebilirsiniz? Hadi kucak yapalım seninle. Gel aşkıma gir, gel. Gel. Evet, kral. Uzun kralımız.